Şimdi sözü ben Sayın Büyükelçimize, Sayın Sör Dominik Çilkot'a bırakmak istiyorum. Buyurun efendim, söz sizde. Çok teşekkür ederim Sayın Haluk Bey. Evet, COVID-19 pandemisi Britanya'da dahil tüm dünyaya gafil avladı. Biz Londra'daki çalışmalarımızda küresel bir sağlık pandemisinin ülkemiz için en yüksek riskler arasında olacağını yıllarda belirtiyorduk. Ama buna rağmen COVID'in yayılma hızını ve kontrol altına almakta yaşanan zorlukluğunu hesaplayamamışız. Eğer izin verirseniz, Birleşik Krallık'ın pandemiye nasıl müdahale ettiğini ve bu virüsle mücadelemiz hala bitmediğinden nasıl müdahale etmeye devam ettiğini değinmek istiyorum. Dünyadaki birçok ülke gibi hastalığın boyutları ortaya çıktığında Birleşik Krallık da Türkiye'den iki hafta sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti. Getirdiğimiz kısıtlamaların esas amacı ulusal sağlık sistemimize aşırı yüklenilmesinin önüne geçmekti. Hastanelerimizin ihtiyacı olan hastalara yetecek sayıda yatak ve ekipmana sahip olmasını istedik. Bu durum özellikle yoğun bakım ünitleri için ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar için geçerliydi. Birleşik Krallık'taki sokağa çıkma yasağının kuralları bazı acılardan Türkiye'dekiler kadar sıkı değildi. Kilit çalışanlar dışında herkes evden çalıştı. Fakat alışverişe ve doktora gitme izninin yanı sıra günde bir saat dışarı çıkıp egzersiz yapma izinleri de vardı. Tabii beklendiği üzere neredeyse bütün gün evde kapalı kalmak insanların hayatında pek çok ekstra stres de yarattı. Sokağa çıkma yasağı sonucunda haneci şiddet vakalarında ve ruh sağlığı sorunlarında artışlar yaşadık. Virüsün ilk haftalarının bir başka üzücü yanı ise COVID nedeniyle çok sayıda sağlık çalışanımızın hayatını kaybetmesi oldu. İşlerinin doğası gereği bu hastalığı doğrudan maruz kalıyordu. Sağlık çalışanlarının kendilerini uygun şekilde koruma protokollerini öğrenmeleri ve sistemin çalışanlara bunun için gereken materyalleri sağlaması zaman aldı. Hastalığın siyah ve Asya kökenli insanları beyazlardan daha çok etkilediği görüldü ve sağlık çalışanlarımızın ciddi bir bölümü de siyah ve Asya kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Independent gazetesine göre virüsün ilk dalgasının bitmeye başladığı 11 Ağustos itibarıyla İngiltere ve Galler'de 626 sağlık çalışanı ve sosyal hizmet görevlisi COVID nedeniyle hayatını kaybetmişti. Büyük bir rakam. Ama ekonomik maliyeti çok büyük olsa da mesele GSMH'miz yıllık tabanda %20 oranında küçüldü. Sokağa çıkma yasağı işe yaradı. COVID'in bulaş sayısı çok büyük oranda düşürüldü. Ulusal sağlık sistemimizde aşırı bir yüklenme yaşanmadı ve nihayetinde COVID hastaları için kurulan pandemi hastanelerine gerek kalmadı. Yani hükümetin ilk amacı gerçekleştirilmiş oldu. Ancak bu durumun İnsanlar ve ekonomi açısından zararları çok acı oldu. Şu ana kadar Britanya'da 52 bin insan COVID ve COVID ile bağlantılı komplikasyonlardan dolayı hayatını kaybetti. Türkiye'de ise bu rakam 8 binin biraz üzerinde. Virüs, Temmuz ve Ağustos aylarında hafifleyince Britanya hükümeti de kısıtlamaların ne kadar çabuk kaldırılması gerektiği, ekonominin nasıl en iyi şekilde canlandırılabileceği ve Eylül ayında okulların ve üniversitelerin en güvenli şekilde nasıl tekrar açılabileceği gibi gerçekten zor soruları ele almak zorunda kaldı. Kaçınılmaz bir şekilde
kısıtlamalar kaldırılınca vaka sayıları arttı. Fakat buna rağmen COVID nedeniyle hastaneye yatırılan hasta ve ölüm sayıları Mart ve Nisan aylarının oldukça altında kalmaya sürdürdü. Vaka sayısındaki artış kısmen bugünlerde çok daha fazla test yapıyor olmamızla açıklanıyor. Birleşik Krallık her gün şu anda yaklaşık 250 bin test yapıyor ve yapılan test sayısının da ciddi biçimde artırılması planlanıyor. Şimdilik Birleşik Krallık hükümeti artan yeni vaka sayısına cevaben ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı ilan etmekten kaçınıyor. Salgını takip ve izleme için enfekte bir kişiyle temas etmiş kişilerin kendilerini 14 gün karantinaya almalarını zorunlu kılan tedbirle aldık. Kendilerini karantinaya alması istenen kişilerin büyük bir bölümünün bunu yapmadığını gösteren deliller de var tabii. Dolayısıyla hükümet kurallara uymayan kişiler için çok büyük para cezaları getirdi. Fakat bu cezaları uygulamanın kolay olup olmayacağı hala netlik kazanmış değil. Ayrıca ülke genelinde uygulanan bazı kısıtlamalar da var. Örneğin halkın evlerinde veya dışarıda 6 kişiden fazla grupla halinde toplanması yasak. Barların akşam 10 itibarıyla kapanması gerekiyor. Eğer yeni vaka sayısında çok keskin bir artış yaşanmaya devam ederse, hükümet daha farklı kısıtlamalar da getirebilir. Pek çok kişinin öngördüğü üzere sokağa tekrar çıkılması, sokağa çıkmanın yasaklanmasından daha zor oldu. Daha önce de söylediğim gibi virüs sınır tanımıyor. Bu virüsü yenmemizde uluslararası işbirliği kritik bir öneme sahip. Dolayısıyla Birleşik Krallık olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalığın etiyolojisini araştırma çalışmalarını destekliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tüm insanlığı hastalığa karşı seferber eden tek organ. Birleşik Krallık örgütün en büyük küresel donörlerinden biri ve önümüzdeki 4 yıl içerisinde örgüte 340 milyon pound katkıda bulunacağız. Oxford Üniversitesi'ndeki epidemiologlar COVID-19 için ilk tedaviyi tespit etti. Ulusal sağlık sistemimizle birlikte bazı denemeler yapıp dexamethasone adlı ucuz bir ilacın solunum cihazına bağlanan hastalarda ölüm riskini 3'te 1 oranında azalttığını buldular. Bir aşı bulunana kadar normal hayata dönemeyecekmişiz gibi görünüyor. Şu anda üzerinde çalışılan 100 potansiyel aşı var. Henüz bunlardan herhangi birinin başarılı olup olmayacağını bilmiyoruz. Oxford'un aşısı en çok bilinen çalışmalardan biri. Şu an klinik denemelerin 3. fazındalar. Birleşik Krallık menşeili ilaç firması AstraZeneca aşının onaylanması halinde hızla dağıtıma hazır olması için şimdiden milyonlarca doz üretmeye başladı. Her ülkenin sağlığı ilerleme nerede kaydedilsin, tüm dünyanın güvenli ve etkin bir aşıya erişimi olmasına bağlı. Ve Birleşik Krallık olarak biz bunun böyle olması için elimizden geleni yapacağız. Zaten Epidemi Hazırlık İnovasyon Koalisyonu'nun bir aşı bulma çalışmalarına tek seferde en büyük bağışı yapan donörüz. Buna ek olarak Birleşik Krallık COVID-19 aşısını tüm dünyaya dağıtmak için tasarlanmış yeni bir inisiyatif olan COVAX'a 571 milyon pound katkı sağlayacak.
bu verilen fonların 500 milyon poundu gelişen ülkelerin kendilerini koruyabilmesi için harcanacak. Birleşik Krallık halihazırda Gavi'nin yani küresel aşı birliğinin en büyük donörü. Haziran ayında ölümcül hastalıklara karşı 300 milyon çocuğun daha aşılanabilmesi için neredeyse 9 milyar dolar toplanan bir zirveye ev sahipliği yaptık. Ayrıca Gavi bir COVID-19 aşısı bulunur bulunmaz bu aşının dayatımına yardımcı olmak için hazır bekliyor. Birleşik Krallık hükümeti şu anın ileriye bakıp tekrar bir pandemi yaşanmasını nasıl engelleyeceğimizi düşünme zamanı olduğuna inanıyor. Son olarak, COVID virüsü hastalığın tedavisi için daha etkili ilaçlar ve bir aşı bulununcaya kadar diğer ülkeleri olduğu gibi Birleşik Krallığı da zorlamaya devam edecek. Ama ilk dalgadan çok şey öğrendik ve bu öğrendiklerimiz sonbahar ve kışın daha zor geçecek koşullarında ikinci dalgayla karşılaştığımızda bize çok yardımcı olacaktır. Uluslararası ortamda Birleşik Krallık önümüzdeki yıl devralacağımız G7 başkanlığından faydalanarak mevcut COVID-19 pandemisiyle mücadele için kaynaklarımızı birleştirmek ve gelecekteki bir pandemi riskini mümkün olduğu kadar az olası ve tehlikeli kılmak için gereken adımlara atmakta tüm dünyaya öncülük edecek. Biz uluslararası gerçekleştirilecek ortak bir çalışma. Dolayısıyla ya birlikte batacağız ya birlikte çıkacağız. Ben hem birlikte çıkacağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz.